CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yola çıktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan partisinin genel merkezine Adalet ve Değişim yürüyüşüne başladı. Özcan ilk adımı atmadan önce bir açıklama yaptı. "Atam, özür dilerim. Maalesef kurduğun cumhuriyete, koyduğun ilkelere yeterince sahip çıkamadık." dedi. Yeter. Bu iş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için yapılacak. Şapkası da, beyaz gömleği de, pankartı da tanıdıktı. Genel başkana karşı başlattığı karşı harekette Kılıçdaroğlu'yla aynı yöntemi kullandı. Adalete, değişimi ekledi, yola çıktı. Yavaş. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüşün başlangıç noktasına özel bir araçla Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı otomobilin benzeriyle geldi. Meydandaki konuşmasına da Atatürk'ten özür dileyerek başladı. "Atam, biz maalesef kurduğun cumhuriyete, koyduğun ilkelere yeterince sahip çıkamadık. Ben bundan dolayı tüm işlendiğimde senden özür diliyorum." Partisinden kesin ihracı istenen Özcan'ın varış noktası Ankara'da bulunan CHP Genel Merkezi. CHP Genel Merkezi örgütleri çok ciddi baskı yapıyor. Yürüyüşü provoke etmek için, yürüyüşe katılımı düşürmek için. Ben bunun farkındayım. Lütfen yapmasınlar. Özcan'ın yürüyüşe başladığı dakikalarda CHP yönetiminden de açıklama geldi. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ın iddiaları için akıl alır iş değil dedi. "Tanju Özcan vereceği hizmetlerde hükümet engel çıkardığı için yürüseydi başımızın üstünde yeri vardı. Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar." Özcan bu sözlere yürüyüşünün ilk durağında yanıt verdi. "Ben burada örgütlere sesleniyorum. Sizi adam yerine koymayan diktatör bir genel başkan var. Bakalım cürmümüz neymiş? CHP'de değişim isteyenler bu tepkime ne tepki verecekler? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz." Özcan'a Ankara yolculuğunda eşlik edenler de var. Yürüyüşün 10 gün sürmesi planlanıyor. İYİ Parti 9 günlük bayram tatili sonrasında parti içi tartışmalar eşliğinde hızlı bir giriş yapıyor. Kurultayda belirlenen 50 kişilik genel idare kurulu içinden 17 kişilik başkanlık divanı belirlenecek. Partiden istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray ise genel başkan Meral Akşener'in CHP'den 15 vekil istemek en büyük pişmanlığım sözlerine tepki gösterdi. "Bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." Bir yanda 15 vekil tartışması, diğer yanda neredeyse sıfırdan inşa edilen başkanlık divanı. İYİ Parti'de sular durulmuyor. Genel Başkan Meral Akşener'in A takımı 4 Temmuz'da belli olacak. Ancak 3. Olağan Kurultay'daki açıklamalarının yankıları henüz dinmiş değil. Eski bir İYİ Partili isim Aytun Çıray, Akşener'in kongredeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. "İçinde vizyon ve misyon olmayan kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı. Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi. Çünkü 15 milletvekili olayı gerek kendisinin liderliği, gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı." Cumhuriyet gazetesine konuştu eski İzmir milletvekili Çıray. Eleştirisi bu kadarla sınırlı kalmadı. "Akşener'in kuyruk siyaseti ifadeleri içinde liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibareler" dedi. Tartışmaların gölgesinde İYİ Parti şimdi yeni A takımını belirlemek için dakikaları sayıyor. Yeni genel idare kurulu ilk toplantısı yapılacak. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, genel başkan baş danışmanı Buğra Kavuncu ve eski MHP grup başkan vekili Oktay Vural'ın 17 kişilik başkanlık divanında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. MHP kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kızı Adana milletvekili Ayyüce Türkeş'le emekli albay Ahmet Zeki Üçok'un da adı o listede geçiyor. Cinsiyet kotasına takılan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır içinse genel başkanın devreye girebileceği konuşuluyor. Akşener'in tüzük yetkisini kullanarak genel idare kurulu dışında kalan Dikbayır'a A takımında yer vermesi sürpriz olmayacak.